Kanal 32 ekranlarında tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Şimdi tarımdaki gelişmeler. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçi ve yetiştirici eğitimlerine devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu kapsamda Aksu'nun Kara ve Sofular köylerinde ilçe müdürlüğünün teknik personeli tarafından çiftçi ve yetiştiricilere budama, toprak örneği alma ve gübreleme konularında pratik olarak arazide uygulamalı eğitim verildi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçi ve yetiştirici eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Aksu'nun Kara ve Sofular köyünde ilçe müdürlüğünün teknik personeli tarafından çiftçi ve yetiştiricilere budama, toprak örneği alma ve gübreleme konularında pratik olarak arazide uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca ekipler çiftçi ve yetiştiriciye toprak altı gübreleme yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve toprağın hangi gübreye ihtiyacı olduğunu belirlemek için toprak tahlili yaptırmanın önemi ve toprak örneğinin nasıl alınması gerektiğini anlattı. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik eğitim ve yayım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son 8 yılda sürü yöneticisi yani diğer adıyla çoban istihdam desteği kapsamında yaklaşık 400 milyon liralık ödeme yaptıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal alanda kısıtlı olan istihdam kaynaklarını geliştirmek, sigortalı çoban istihdamına katkı vermek amacıyla 2014'te sürü yöneticisi istihdam desteğinin hayata geçirildiğini anımsattı. Bu destekle sürü yönetimi elemanı ihtiyacının giderilmesinde önemli gelişme kaydedildiğini ve atıl iş gücünün değerlendirildiğini bildiren Yumaklı, sürü yöneticisi istihdam desteğinden 2022'ye kadar 63 bin civarında işletme ve kişinin yararlandığını, son 8 yılda da 400 milyon liraya yakın sürü yöneticisi desteği verdiklerini belirtti. Hayata geçirdikleri tedbirler sonucu son 21 yılda küçükbaş hayvan sayısının %67'lik artışla 53.2 milyona ulaştığına dikkat çeken Yumaklı şunları kaydetti. Sürü yöneticisi istihdam desteği kapsamında 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip, sertifika sahibi çoban istihdamı yapan ve çobana ait SGK primlerini 5 ay süreyle ödeyen işletme, çobana yılda bir defa olmak üzere 2022'de 12 bin lira ödendi. Destek kapsamında 2022'de 9.775 işletme sahibi çoban bu destekten faydalandı. 2014-2022 döneminde 62.805 işletme sahibine çobana 392.973.000 lira destek ödemesi yapıldı. 2023'te sürü yöneticisi istihdamı desteği kapsamında işletmede istihdam edilen çoban için 30.000 lira destekleme ödemesi yapılıyor. Bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam edelim. Türkiye'de toptan çerlerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. Isparta Ticaret Borsası'nda sanayi tipi elmanın kilosu 6 lira ile 7.47 lira arasında işlem gördü. İstanbul Toptan Çöli'nde portakalın kilosu 10 lira ile 20 lira arasında, domatesin kilosu 25 lira ile 30 lira arasında işlem gördü. Ankara Toptan Çöli'nde Washington portakalın kilosu 8 lira ile 28 lira arasında, salkım domatesin kilosu 15 lira ile 40 lira arasında işlem gördü. Bursa Toptan Çöli'nde Washington portakalın kilosu 10 lira ile 15 lira arasında, domatesin kilosu 7 lira ile 28 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya Toptan Çöli'nde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa, Valencia portakalın kilosu 16 lira ile 20 lira arasında, domatesin kilosu 16 lira ile 27 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 226.38 lira ile 247.45 lira arasında, karkas kuzu etinin kilosu 250 lira ile 272.90 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilosu 8.68 lira ile 10 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ikinci derece ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilosu 8.398 liradan, ikinci derece beyaz arpanın kilosu 7.411 lira ile 7.45 lira arasında işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda
İkinci derece ekmeklik Anadolu Kırmızı Sert Buğday'ın kilosu 9.48 lira ile 9.625 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 7.20 lira ile 7.345 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda. Üçüncü derece durum buğdayının kilosu 9.626 lira ile 9.711 lira arasında. İkinci derece ekmeklik Anadolu beyaz sert buğdayın kilosu 11.01 liradan. İkinci derece ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilosu 9.80 lira ile 10.455 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 7.252 lira ile 7.322 lira arasında işlem gördü. Kanal 32 Haber Merkezi'nce Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarım bülteninin bugün de sonuna gelmiş olduk efendim. Bir sonraki bültende tekrar birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Gül suyu, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta Gül Suyu, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta Gül Suyu'nun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta Gül Suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.